Şimdi temamıza bakarsak burası wrapper'dan dışarı taşmıyor. Biz de bakarsak bir 1-2 piksellik bir taşma var gibi görünüyor. Hemen bakalım. İlk önce bu biz buraya bir margin vermiştik. Ona bakalım. Nerede vermiştik? Divide primary. Side barda eksi 10 piksellik bir margin vermiştik. Bunu bir kaldıralım ilk önce. Eksi 10 fazla geliyor. Eksi 8 diyelim. Hemen bakalım. Style CSS satır 81. Burada 7'ye çekelim ilk önce bunu bir. Burada bir bakalım. 6'ya çekelim. 6 olmadı. 7'ye çekelim tekrar. 7 de olmadı. 8'e çekelim tekrar. 8 piksel bizim için uygun. Hemen bakalım. Satır 81 Style CSS'e gidelim. Style CSS satır 81'i hemen bulalım. Bakalım. Eksi 10 piksel demişiz. Biz bunu eksi 8 piksele çekeceğiz. Daha sonra margin tire top 5 piksellik bir boşluk vereceğiz üste. F5 diyelim tekrar. Bakarsak o taşmamızı kurtardık. Tekrar primary'ye bakalım. Margin tapı burada almadı. Satır 91'e bir bakalım. Burada primary'de 5 piksellik bir taptan boşluk verilmiş zaten üstte. Hemen onu gelelim. 5'i 10 piksel yapalım. F5 diyelim. Evet, 10 piksel dediğimizde gayet güzel. Postlar divimizle eşit. Bir etki elde ettik. Hemen bakalım açılır kapanır menülerimiz. Gayet güzel. Gayet güzel. Hemen bu linklerin renklerini düzenleyelim. Hemen temamıza gelelim. Buradan şuradaki rengi alalım. Buradaki rengi aldık. Toma 12'ymiş yazı tipimiz. Onu da unutmayalım. Hemen sprite'a gelelim. Linkin rengi B5D204'müş. Font family Toma font size 12 piksel diyelim. F5 diyelim. Gayet güzel. İstediğimiz rengi aldı. Hemen text decoration underline diyelim. Altı çizik olsun. Evet. Bakalım. Temamızda da aynı o şekilde zaten. Bu altındaki boşluklar bence biraz fazla geldi gibi. Margin bottom 10 piksel değil de 8 piksel yapalım. Evet, 8 piksel biraz daha iyi gibi. Daha sonra hemen burada açılıp kapandığında buradaki etkiyi değiştirelim. Şu şekilde yapalım onu. Arka planları yine bir yok edelim. Yok ettik. Şuradakileri de yok edelim. Rahat çalışma açısından. Daha sonra şunu seçelim. Bunu seçtik. Bunu kopyalayalım. Yeni bir sayfaya yapıştıralım. Yapıştırdık. Daha sonra yakınlaşalım. Burada bize yazı bunu katmanlı bir şekilde almadı. Buradakiler katmanlı değil galiba yaparken. Bakalım. Evet, katmanlı değil. Bunu hemen kopyalayalım. Bunu seçip silelim. Bunu yapıştıralım.
Fit Canvas diyelim. Daha sonra bu yazı lazım değil. Bu oku. Hemen gelelim. Transform'dan horizontal diyelim. Transform'dan vertikal değil, horizontal diyelim. Tekrar diyelim. Veya Ctrl Q'ya Q'ya basalım. Kendimiz çevirelim bu oku. Bu ok bu şekilde olsun. Daha sonra bunu kapalı olduğunda artı haline getirmek için bunu kopyalayalım, yapıştıralım. Daha sonra bunu da Q'ya bastıktan sonra çevirelim, artı haline getirelim. Daha sonra bunun hepsini seçtikten sonra tekrar Insert Rectangle Slice diyelim, Single diyelim, PNG 32 olsun, maddesi olmasın. Export Selected Slices, buna da side var, menü header BG pasif diyelim. Daha sonra gelelim buna. Şimdi bakarsak hover var. Closed. Closed olduğunda, yani kapalı olduğunda farklı bir şey olsun diyelim. Background pasif, no repeat diyelim. Apply diyelim. Save all diyelim. Şimdi bakalım. Şimdi bunu kapatalım. Kapattığımızda bakarsak gayet güzel bir etki elde ettik. Açalım. Tekrar açalım. Tekrar açalım. Tekrar açalım. Tekrar açalım. Şu an açılır kapanır menülerimizi CSS'leriyle birlikte yapmış olduk. Fakat temamıza bakarsak burada kategorilerde farklı bir ulli tasarım var. Hemen şu şekilde bunu revert edelim. Şu an revert ediyor. Hemen bakalım. Bizim için ne lazım? Bir yok edelim. Arka planları yok edelim. Daha sonra bize şu ikisi lazım. Bunu kopyalayalım. Yeni bir doküman açalım. Bunu yeni dokümana yapıştıralım. Daha sonra buna gelelim. Seçelim ikisini birlikte. Insert Rectangle Slices diyelim. Single diyelim. PNG 32 maddesi olmasın. Export Selected Slices diyelim. Buna da kategoriler Left Arrow Left Arrow olarak kaydedelim. Daha sonra burada slice'ı buradaki göz işaretine basarak yok edelim. Daha sonra bu sarıyı seçelim. Veya ilk önce bu siyah kısmı seçelim. Şuraya bakarsak bunun rengi aslında yeşil olarak duruyor. Hemen şöyle bir şey yapalım. Biraz daha yakınlaşalım. Seçelim. Efekt var burada bir. Bu efekti bir kaldıralım ilk önce. Efekti kaldırdık. Daha sonra zaten sarı yapmıştık. Ortayı da siyah yapalım. Bunu tekrar slice'ı geri getirelim. Export Selected Slices Left Arrow Alt Dire Hover diyelim.
Power PNG olarak kaydedelim. Şimdi gelelim. Biz burada default widget'te kategorilere büyük harfli kategoriler demiştik yanlış hatırlamıyorsam. Evet, kategoriler demişiz. Bunu kopyalayalım. Gelelim en alta. DS kategorilerin içindeki ulun içindeki li ulli diyelim. Ulli'ye ben gelelim şurada. Background rows kategoriler left arrow repeat no repeat olsun. Apply diyelim. Daha sonra margin left'i alalım. Bunu komple alalım ilk önce bir. Buradaki ulli'nin içinde. Background'u kaldıralım. Bir kaydedelim. Şimdi tekrar bakalım. Bakarsak kategorilere istediğimiz gibi geldi. Fakat kategoriler ulli margin padding left dedik. O padding left'i ben orada göremedim. 20 piksel yapalım. F5 diyelim. Evet, 20 piksel oldu. 20 pikselde herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel. Bu 20 piksel margin left'i 10 piksele çekersek bir bakalım ne olacak. Bakarsak şuradan majority alalım. Şöyle bir ölçelim. Hemen hemen aynı hizada oldu. Peki yazılarımız aynı hizada mı? Ona bakalım hemen. Yok. Yazılar aynı hizada değil. Buradaki 20'yi de biz 15 piksele çekelim. 15 piksele çektik. Tekrar bakalım. 15'te az geldi. Biz bunu tekrar 20 piksel yapalım. F5 diyelim. Evet. Şu an oldu. Şimdi buna bakarsak temamıza Toma 12'ymiş. Rengi beyaz olsun diyelim. Hemen gelelim. Font Family Toma Font Size 12 piksel. Color'ı DSFFF diyelim. F5 diyelim. Ama yapmadı. Doğru. Çünkü biz bunu A'da vermemiz lazım. Link özelliğinde. Hemen kopyalayalım. A'nın link özelliği diyelim. Virgül koyalım. Virgülden öncesini kopyalayalım. End diyelim. Boşluk verelim. Yapıştıralım. Linki silip visit at diyelim. Visit at dedikten sonra üstü parantezlerimizi açıp kapatalım. Buradaki font family alalım. Buraya yapıştıralım. Şimdi bakalım. Burada text decoration'ı none yapalım. Font weight'i bolder yapalım. Tekrar bakalım. Evet, gayet güzel. Şimdi bunun bir de hover etkisini yapalım. Buna gelelim. Linkten sonrasını silelim. Hover'ına da
İçini boşaltalım hover'ın. Hover'a gelelim. Background Rows diyelim. Hover diyelim. No repeat diyelim. Left diyelim. Center diyelim. Save all. Şimdi F5 diyelim. İlginç bir şekilde öyle geldi. Background'u buradan kaldıralım biz. Lead'den A'ya verelim bir. Yine garip bir şekilde oldu. Yani Ctrl Z ile geri alalım. Buraya da Lean'in hover'ı diyelim. Bir bakalım ne olacak. Evet, Lean'in hover'ı dedik. İstediğimiz etkiyi elde ettik. Bakarsak gayet güzel. Bakalım tekrar. Gayet güzel. Şimdi burada bunun hover'ına da text decoration underline'ı none yapalım. Evet. Bakalım. Gayet güzel. Açılıp kapanır ellerimiz, tamam. Bakalım herhangi bir sıkıntı var mı? Burada hala bir şurada bir taşma var hala. Taşmaya bir bakalım. Nereden geliyor? Bir türlü bulamadık o taşmayı. ...288 yaparsak bir şey değişmedi. Herhangi bir şey değişmedi. Biz burada bir şu style CSS'in içinde Ctrl F 311'i bir daha arattıralım. Hiçbir yerde gelmiyor. Burada bir taşma var. Taşmayı bir türlü bulamadık. Açalım burayı. Aslında orada bir taşma yok. Şöyle bir şey yapalım. Tap. Bakalım bir şuraya. Buraya margin tire left diyelim. Margin left'i 2 piksel yapalım bir. İki piksel az geldi. 3 piksel yapalım. 5 diyelim. Evet, 3 piksel yaptığımızda şu anda bence tam oturdu. Yine de 4 pikseli bir deneyelim. Görelim onu. Dört piksel de fena olmadı aslında. Bakarsak
Şu an onu da bulduk. Gayet güzel. Temamıza uygun bir etki elde ettik. Temamızı revert edelim. Bakalım herhangi bir eksiğimiz var mı? Ayrıca bu arada admin paneline girelim. Burada yorumlarda ve son yorumlar kategorilerde sayılar gözüküyor. Ben girelim kategorilere. Açılır menü olarak göster diyor. Hayır. Yazı sayılarını göster diyor. Yazı sayılarını göstersin. Arşive bakalım. Yazı sayılarını göstersin. Burada herhangi bir şey yok. Meta'ya bakalım. Meta'da da herhangi bir şey yok. Şimdi tekrar sitemize bakarsak. Burada yazı sayıları geldi. Bir sonraki derste de buradaki yazı sayılarını temamıza uygun hale getirip devam edelim.